Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği duyuruldu. Buna göre Edirne'de hava sıcaklıklarının 32 ila 35 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için sıkıntılı günlerinde başladığını belirten uzman doktor Murat Ülgey, şeker, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve akciğer hastalığı olan kişilerde değerlerin yükselmesi ve ilaç yetersizliklerinin ortaya çıktığını ifade etti. Özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığını söyleyen uzman doktor Ülgey, kronik rahatsızlığı olanlara belirlenen saatler arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle bizim gibi dahiliye uzmanlarının uğraştığı alanlardaki hastalar ve yaşlılar için bunlar sıkıntı yaratmaktadır. Kronik hastalığı olan şeker, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve akciğer hastalığı olan kişilerde hava sıcaklıklarının artması artı nem oranının artmasıyla birlikte bu hastalıklardaki değerlerin yükselmesi ve ilaç yetersizlikleri ortaya çıkmaktadır. Yine yaşlı hastalarda özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncindeki düşüşler ve yine birçok kronik hastalığı olduğu için bu yaşlılarda ortaya birçok sıkıntı çıkmaktadır. Bu grup hastalarımızı uyarmaktayız. Özellikle hava sıcaklığının en yüksek olduğu dönemler için genel olarak 10 ila öğleden sonra 16 arasında önemli noktalardan biri kıyafet seçiminde mümkün olduğunca açık renkli kıyafetleri tercih etmelerini öneriyoruz. Çünkü güneş ışıklarını koyu renkli kıyafetler daha fazla çekmekte ve daha büyük bir sıvı kaybına ve güneş çarpmalarına yol açabilmektedir. Ayrıca mümkün olduğunca teri çeken pamuklu kumaştan yapılmış kıyafetleri tercih etmeleri yine önem arz etmektedir. Şapka kullanımı keza önemlidir. Yine güneş çarpmalarına ve ısının meydana getireceği zararları önlemek açısından. Sıvı alımı önemlidir çünkü dediğimiz gibi yüksek sıcaklıklarda terle birlikte bol miktarda tuz kaybı ortaya çıkmakta. Bu da vücutta halsizlik, kırgınlık gibi şikayetlere yol açmaktadır. Keza sıvı kaybı sonucunda böbrekte iyi çalışmama sorunları ortaya çıkmaktadır. O yüzden mutlaka bol sıvı tüketmelerini, özellikle de su açısından önem arz etmektedir. Normalde tüketilenin daha fazlası önerilmektedir ki bu da ortalama 2-2,5 litreden aşağı olmamasını tavsiye ediyoruz. Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı. Evden dışarı çıkmıyoruz. Evde oturuyorum. Tansiyonum var. Kronik hastayım. Böyle çıktığım zaman ihtiyacımı görüyorum. Evime gidiyorum. Çok gezemiyorum. Öyle şu anda serin biraz çıktım açık hava alayım. Oturuyorum açıkın gideceğim. Sıcak havalarda çok hayır çıkmıyorum. Boyuna gölgelerde böyle çıksam da gölgelerde öyle sıcakta pek durmuyoruz. Yani hava sıcakları haliyle yükselince insanlarımız uygun saatlerde çıkmaları daha doğru olur. Sabah saatlerinde veya 5'ten sonrasında daha uygun. Tabii ki çalışanlar için bazı süreçlerde sıkıntılı olabilir ama bundan da şapka, gözlük ya da güneş koruyucu gibi ürünler kullanarak hani kendilerini güneşten korumaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca şemsiye falan alırlarsa yanlarına daha iyi olacaktır. Gölgede bulunmaları, yaşlıların daha az dışarıya çıkması, daha az gezmeleri, mümkün olduğu kadar gölgede istirahat etmeleri gerekiyor. Biz çok kız bize de şey.